أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير صدق الله العظيم. Muhterem kardeşlerim, bugünkü dersimizde Hucurat Suresi 13. ayeti Celle'nin aydınlığında İslam dininin insana verdiği değerin mahiyetinden bahsedeceğiz. Kardeşlerim, İslam dini insani eşitlikten yana olan ancak imani üstünlüğü öne çıkaran ulvi bir dindir. Kur'an-ı mesajlar karşısında hatırlı insan yoktur. Haklı insan vardır. Kardeşlerim, Yüce Rabbimiz Hucurat Suresi 13. ayet-i celle'de bu değerleri açık bir şekilde, insanların anlayabileceği bir şekilde bize aktarıyor. Ya eyyühen nasu, ey insanlar! Dikkat ederseniz, müminleri ilgilendiren meselelerde Rabbimiz ayetlerinde müminlere sesleniyor. Tüm insanları ve insanlığı ilgilendiren hususiyetlerde de tüm insanlığa sesleniyor. Bu ayeti cellede de tüm insanlığa seslenerek Rabbimiz, yani iman eden veya iman etmeyen, insani kavram bütünlüğü içinde dünyada yaşayan herkese sesleniyor. Ya eyyühennas, ey insanlar! İnna halaknakum min zekerin ve unsa. Biz sizi bir ana ve bir babadan yarattık. Adem ile Havva'dan yarattık. Ve siz dünyaya gelirken bir ana ve bir babanın birlikteliğinden hayat buldunuz, vücut buldunuz. Bizim göndermiş olduğumuz ruh sizin vücudunuzda insanileşti buyuruyor. وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُ. Ancak biz sizi kavimlere, kabilelere ve akrabalara ayırdık ki tanışasınız, görüşesiniz, kardeş olasınız ve birbirlerinizi karşı karşıya geldiğinizde tanıtasınız diye. Ne yaparız? Biz kendi aramızda nerelisin falancı yerliyim deriz. Aynı bölgeden insanları da görünce falancı kabiledenim, falancı akrabadanım, falancının oğluyum diye kendimizi tanıtırız. Kardeşlerim, İslami değerlere göre insan oğlunun kabile açısından, kavim açısından, soy ve akraba açısından bir üstünlüğü olmadığı gibi zümresel bir üstünlüğü de yoktur. Yani şahıs ve kişilik bakımından da bir üstünlüğü yoktur. Herkes eşit seviyededir. Yani Rabbimiz kim olursa olsun insanoğlu bir ana ve bir babadan veya Adem ile Havva'dan hayat bulmuş, vücut bulmuştur. Öyleyse hiçbir üstünlüğü yoktur demek istiyor. Değerli kardeşlerim, Yahudilikte kabile üstünlüğü vardır. Yani tahrif edilmiş Tevrat'ın açıklamalarında İsrail oğullarının, Yahudi kavminin diğer milletlerden, diğer kavim ve kabilelerden üstün olduğu anlatılır. Yahudi kavmi efendidir, diğer insanlık alemi ise Yahudi halkının kölesidir, cariyesidir, hizmetkarıdır. Tahrif edilmiş Tevrat'ın anlatımı budur ve Yahudilikteki iman da bunu gerektirir. Kardeşlerim, Hristiyanlıkta ise ruhbanlar vardır. Yani Hristiyanlık inancına göre ruhbanlık sınıfı, kilise hayatı ve kilise erbabı diğer insanlardan üstündür. Çünkü kilise erbabı dediğimiz papazlar veyahut da daha üst seviyedeki
Hristiyan azizler diğer insanlardan üstündür. Çünkü onlar Allah ile insan arasında nedir? Affedici bir kanaldır. Kardeşlerim, Budistlerde de üstünlük vardır. Yani Budizm inancı dediğimiz felsefi inançlarda da üstünlük sınıfı vardır. Yani üst kademedeki bir sınıfta olan bir Budist, alt kademedeki bir sınıfta olan Budistle yan yana oturmaya tenezzül bile edemez. Biz Budizmi şu anda anlatmamızın nedeni nedir kardeşlerim? Dikkat ederseniz geçen dersimizde dünya çok büyük olsa bile bizim akrabalarımız daha çok oldu. Bizim tanıdığımız insanlar da çoğaldı. Daha önce Budizm hakkında bir ilgi ve alakamız yoktu. Ancak şu anda elbette ki ilgilenmek ve dikkat çekmek durumundayız. Çünkü Çin'deki ve Hindistan'daki Budist hayattan artık herkesin haberi var. Yani Kur'an-ı Mucibül Beyan hariç, yani İslam dini hariç, diğer inanç birimlerinde insani üstünlük veya kavim üstünlüğü söz konusudur. Veya sınıf ve zümre üstünlüğü söz konusudur. Ancak İslam dininde insani boyutta görülür. Tüm insanlar insani boyutta görülür. Tüm insanlar Allah-u Teala Hazretlerinin huzuru manevisinde bir darağın dişleri gibi eşit seviyededirler. Hiçbir kimse soyundan dolayı, sülalesinden dolayı, efendim nesebinden dolayı veyahut da dünyevi kişiliğinden dolayı diğer insanlara üstün değildir. Resul-i Ekrem Efendimiz dahi kardeşlerim, kendisini Allah'ın kulu olarak kabul etmiştir. Ne kendisine ve ne kendisinden sonra gelecek kendi soyuna herhangi bir üstünlük atfetmemiştir. Kendi soyundan gelen insanlara dahi, yani bizim seyyid dediğimiz insanlara bile Resul-i Ekrem Efendimiz bir üstün kimlik boyutu göstermemiştir. Değerli kardeşlerim, İslam dini kendi gölgesinde yaşayan ve kendi gölgesinde yaşamak isteyen her insanı, mümin olsun, kafir olsun, münafık olsun, gölgesinde barındırır. Yani Kur'an'ın gölgesi, İslam dini bütün insanlığa açıktır. İnansın veya inanmasın. Bütün inanç birimleri, bütün insanlar Kur'an'ın gölgesinde mutludurlar. Çünkü Rabbimiz Kur'an'ın mesajlarda sınıf üstünlüğüne, akraba üstünlüğüne, soy ve nesep üstünlüğüne asla yer vermemiştir. Ayet-i Celle'de de buyuruyor ki Rabbimiz, ey insanlar, dikkat ediniz, Allah sizi bir erkek ve bir dişiden, bir kadın bir erkekten yarattı. Adem ile Havva'dan yarattı. Bir ana ve bir babadan yarattı. Ana ve babanın DNA'larıyla beraber siz hayat buldunuz ve bizim gönderdiğimiz ruh da sizin o hayatınıza insani kimlik kazandırdı. Yoksa falancı kabileden olmanız veyahut da falancı soydan, falancı nesepten olmanız sizin için Allah katında bir üstünlük konumu değildir. Size bir üstünlük sağlamaz. Ancak kardeşlerim, dikkat ederseniz, İnne ekramekum indallahi etkakum. Ey insanlar, sizin Allah katında en üstün, en yüce olanınız, Allah'tan kim çok korkuyorsa odur. Allah'tan korkan olanınızdır. Allah'tan korkanınızdır buyuruyor. Yani Rabbimiz katında dünya hayatında insanlar bir tarağın dişleri gibi Allah'a eşit seviyededirler. Dünyevi yaşam hayatında Rabbimiz kimseye bir iltifat veyahut da kimseye bir üstünlük tanımamıştır.
Resul-i Ekrem Efendimizin soyu olarak seyyid olan insanlar da dünya hayatında Peygamber Efendimizin nesebinden olduklarından dolayı bir üstünlüğü yoktur. Kardeşlerim, Resul-i Ekrem Efendimiz kızı Fatma'ya buyurmuştur ki, ey Fatma, ahiret yurdunda seni kurtaracak bir amelin, bir imanın yoksa sakın bana güvenme. Bakınız, kendi kızını, kendi evladını dahi Hazreti Muhammed Aleyhisselam bir üstün kimliğe büründürmemiştir. İman hakikatiyle bütünleştirmiştir. Buna çok dikkat edelim. Değerli kardeşlerim, bakınız. Hazreti Muhammed Aleyhisselam ahiret yurduna hicret ediyor. Alemi ukbaya göçüyor. Mevlasına kavuşuyor. Ve müminler Hazreti Ebubekir Sıddık'ı biat usulüyle, bir çeşit seçim usulüyle onu hilafet makamına getiriyorlar. Ve Medine'deki sahabeler Hazreti Ebubekir Sıddık'ın hilafetini tebrik etmek için sabahleyin onun kapısına koşuyorlar. Onun huzuruna koşuyorlar. Ve bir anda kalabalık oluyor. Yani insanlar bir anda çoğalıyor. Ve birbirlerini iteklemeye çalışıyorlar. Ben daha önce gireceğim, sen daha önce gireceksin. Sonra Hazreti Ebubekir Sıddık talimat veriyor. Herkes Müslüman oluş sırasına göre dizilecek. Bakınız, falancı kabile önde, onun arkasında falancı itibarlı kabile, onun arkasında falancı itibarlı kabile olacak demiyor. Efendim, beyler önde, köleler ve cariyeler arkada olacak da demiyor. Ne diyor? Herkes Müslüman oluş sırasına göre dizilecek. Ne oluyor? Bilal Habeşi en ön safta yer alıyor. Yani köle olduğundan dolayı müşrikler tarafından aşağılanan, köle olduğundan dolayı Mekke'de adam yerine konulmayan Bilal Habeşi Hazretleri önde yer alıyor. Çünkü ilk Müslümanlardan. Ve kardeşlerim, bakınız, İslam'a hakikatin insanların gönlünde hayat bulmasından önce Mekke ve Medine ve tüm Arap coğrafyasında, hatta tüm insanlık aleminde sınıfsal farklılık vardı. Köleler ve cariyeler ve çalışanlar efendilerinin yanında oturamaz, onların önüne geçemez, onların itibarını sarsamazdı. İşte Ebubekir Sıddık İslami mesajları ortaya öylesine koyuyor ki tam bir insani ve Kur'ani adaleti tecelli ettiriyor. Ve diyor ki, beni tebrik etmeye gelirken sıra mesafesinde ilk Müslümanlar önde olacak. Yani herkes Müslüman oluş sırasına göre dizilecek. Ve kardeşlerim, biliyorsunuz ki Hazreti Ömer 40. Müslüman. Dolayısıyla 40. sırada yer alacak. Yani birinci sırada Bilal-i Habeşi, ikinci sırada veya Bilal-i Habeşi, 40. sırada Hazreti Ömer ve henüz yeni Müslüman olmuş Ebu Süfyan da en arka sırada. Mekke döneminde Ebu Süfyan'ın köleleri, cariyeleri, hizmetçileri onun önünde. Başka zaman olsaydı, İslami akaidin gerekleri yerine getirilmemiş olsaydı, Ebu Süfyan orada herkesi çıkarır, en öne geçebilirdi. Çünkü onun önünde duran herkes, onun vaktiyle hizmetçileri, köleleri, cariyeleri. Ve Ebu Süfyan bir anda biraz gocunuyor, biraz morali bozuluyor. Hazreti Ömer radıyallahu anh ne diyor? Ey Ebu Süfyan, ne üzülüyorsun, ne bozuluyorsun? Bak, aklını kullan. Dünya hayatında ilk sırada olamadık. Bari güzel amel işleyelim de mahşer günü, mahkeme-i kübrada iman akaidi hususunda ön sıralarda olalım. İşte kardeşlerim, İslam dininin ortaya koyduğu ilahi mesaj budur.
İnsan dünya hayatında insan her konuda onuru ile, gururu ile, şerefi ve haysiyeti ile nedir? İnsani boyutta Cenab-ı Hakk'ın bir numaralı kuludur. Hiçbir insanın başka bir insandan sınıfsal farkı, sosyal farkı, makam ve mevki farkı yoktur. Zümre farkı hiç yoktur. Herkes Allahü Teala Hazretlerinin bir numaralı kuludur ve Kur'an'ın gölgesinde herkes mutlu olur. Onun içindir ki değerli kardeşlerim, bakınız 700 yıllık Osmanlı İmparatorluğu'nun cihan şumul boyutunda, yani Osmanlı İmparatorluğu cihan şumul bir boyut kazandığı zaman, dünya egemonyasını elinde tuttuğu zaman, onun gölgesinde Yahudiler de mutluydu. Hristiyanlar da mutluydu. Efendim, herkes mutluydu. Çünkü Kur'an'ı değerler, Kur'an'ı mesajlar herkese adalet dağıtıyor. Hatta Batı aleminde, yani Bulgaristan, Yunanistan, Makedonya gibi Batı toplumlarında o Hristiyan Engizisyon mahkemelerinden Hristiyanlar öylesine bunalmıştı ki, o derebeylik yönetiminden öylesine bunalmışlardı ki, zaten birçok bölgelerde isteyerek ve severek Osmanlı'nın egemenliğine girmeyi kabul etti insanlar. Biz Müslüman olmuyoruz ama İslam'ın gölgesinde mutluyuz. Çünkü İslam dini ve Kur'an-ı Mucibül Beyan ne yapıyor? Sınıf farkı gözetmiyor. Zümre farkı gözetmiyor. İnsanlar arasında ve sosyal statüde bir üstün paye kimseye vermiyor diye herkes Osmanlı İmparatorluğu'nun yönetiminde mutluydu. Çünkü Osmanlı İmparatorluğu'nun yönetimi Kur'an'ın mesajlarla bütündü kardeşlerim. Değerli kardeşlerim, işte buna çok dikkat edelim. Estağfirullah. İnne akramekum indallahi atkakum. Ey insanlar, sizin dünya hayatındaki kavim ve kabilelerinizden dolayı, ırkınızdan, soyunuzdan dolayı, akrabanızdan dolayı birbirinize karşı üstünlüğünüz yoktur. Üstünlük ancak takvadadır. İnne akramekum indallahi atkakum. Kim Allah katında Allah'tan daha çok korkuyorsa o üstündür, o yücedir. Kim Allah'a daha çok ibadet ediyor ve rızayı bari gözetiyorsa o üstündür. İnna Allahu alimul habir. Allahü Teala Hazretleri gizli ve saklı olan her şeyi bilir. Sizin niyetlerinizin ne olduğunu bilir. Kalbinizden geçen esrarı da bilir. İcra ettiğiniz hayatı da görür. Onun için gizlilik ve saklılık yoktur. Haberdardır ve o bilgi sahibidir. Evet kardeşlerim, benim temennim şudur. Elbette ki bütün insanlığa Kur'an-ı Kerim sesleniyorsa biz de bütün insanlığa seslenmeliyiz. Kur'an-ı Kerim ya eyyühennâsı diyorsa biz de ya eyyühennâsı diyeceğiz. Ey insanlar, şunu unutmayın ki Kur'an-ı Kerim ne Tevrat gibi, tahrif edilmiş Tevrat gibi bir kabileyi üstün tutar, ne de tahrif edilmiş İncil gibi efendim bir ruhbanlık sınıfı dediğimiz bir sınıfı, papazlar sınıfını, hahamlar sınıfını üstün tutar ve ne de başka beşeri dinler gibi belli bir grubu üstün tutarak diğer insanları alçaltmaz. O dünya hayatındaki bütün insanları bir tarağın dişleri gibi eşit seviyede görür ve herkesi mutlu eder. Yüce Rabbimiz günahlarımızı affeylesin. İbadetlerimizi en güzel kabulüyle makbul buyursun. Geçmişlerimize rahmet eylesin. Rabbimiz ülkemize ve İslam alemine Kur'an'ı hakikatle bütünleşmek nasip eylesin. Rabbimiz Kur'an'ın gölgesinde İslam alemini barış ve huzur içinde yaşamayı nasip eylesin. Amin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. El Fatiha.